Selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen hafta yaptığım turşu gayet güzel olmuş. Biraz önce açtım baktım. Harika çıtır. Bakın ben sıcak suyla yapmadan koydum turşumu. Çünkü annem de öyle koyuyor turşularını. Hiç kaynar suyla haşlamadan koyduğu turşular çıtır çıtır oluyor. Ve benimkiler de halen gerçekten de çıtır çıtır olmuş. Ve size geçen dragon yani ejder meyvesi kesip göstermiştim arkadaşlar. İçi kırmızı olan ejder meyvesi. Ve hatta demiştim bunun çekirdeklerini denemek amaçlı çillendirmeyi düşünüyorum diye. Ve o gün bu işlemi yaptım. Acaba dedim çillenecek mi diye deneme yaptım. Ve gerçekten de şu anda içinde görebiliyorsunuz çillendiğini. Bunları daha sonra birkaç gün sonra toprakla buluşturacağım. Bakalım büyüyecek mi? Onun da bir videosunu çekerim artık diye düşünüyorum. Ne kadar geliştiğini göstermek için. Bakın çillendiğini siz de görebiliyorsunuz. Beyaz beyaz. Yani çekirdekler siyahtı zaten. Ve şurada bir tekrar bir deneme yaptım. Normalde limon çekirdeğini nasıl çillendirilir? Nasıl çillendirdikten sonra filizlendirebiliriz? Bununla ilgili bir de bir çalışma yaptım. Ve şu anda çillendiğini görebiliyorsunuz. Limon çekirdeğinin. Bu limon çekirdeğinin çillendirmesi biraz daha zor arkadaşlar. Çünkü dışındaki kabuk çıkması lazım. Şunun gibi düşünün. Şu anda bu hiç işlem görmemiş limon çekirdeği arkadaşlar. Ve bu şekilde toprağa attığımız zaman bitmiyor. Yani çillenmiyor, büyümüyor. Çünkü bunun dışındaki kabuk çok kalın bir kabuk olduğu için çok güçlük çekebiliyor çillendirilmesinde. Yani kendi limonunuzu kendiniz de yetiştirebilirsiniz aslında. Bakın bu da limon çekirdeği ama ben bunun kabuğunu soydum. Çünkü kabuğunu soymadığımız zaman çillenmesi zor oluyor. Şunların kabuğu halen var. Bunların kabuğu var bu ikisinin ama bunun yok kabuğu. Ve şu bir tanesi de büyük olan ne diye soracak olursanız bu da şeftalinin çekirdeğinin içi ve bunu da denemek amaçlı koydum. Bakalım bu da çillenecek mi? Yani filizlenecek mi? Filizlendiği zaman bunu da toprakla birleştirmeyi düşünüyorum. Ve bakın şuradaki gerçekten de limon çekirdeği çillendi. Filizlendi hafiften. Hatta ben geçen 2-3 ay falan oluyor hemen hemen. 2-3 ay önce yaptım. Ve böyle bu şekilde çillendi.
Toprakla buluşturdum. Şu anda ne kadar desem şu kadar. Yani bakın şöyleyken yani şu kadar filan boyu var şu anda. Saksı içinde dışarıda. Bunlar bu şekilde denemelere devam ediyorum arkadaşlar. Şunlara da ne diye soracak olursanız bunlar da elma çekirdeği. Bakalım elma çekirdeği de çillenecek mi? Ve bunlar bu şekilde çillenmesi için arada böyle üstünü kapatıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Arada 2-3 günde bir de olsa hava alması için açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu çekirdekler de şimdilik benim işime yaramıyor. Ama yine de onları da ileride değerlendiririm belki diye atmadım. Size de göstermek istedim. Şunun kabuğu soyulmuş. Şunlar şu iki tanesinin kabuğu soyulmadığı için. Gerçekten de dışındaki kabuk çok sert bir kabuk. Bu arada halen daha iyileşmiş değilim. Ama bakın gerçekten de ejder meyvesinin çekirdeklerinin çillendiğini, ne kadar güzel çillendiğini görebiliyorsunuz. Bakın şuradakiler bile çillenmiş. Yani filizlenmiş. Biraz daha az bir şey daha filizlendiği zaman direkt toprakla buluşturacağım onları. Bakalım toprakta ne kadar büyütebileceğim. Bu da bir deneme çalışması arkadaşlar. Ben arada böyle deneme çalışması yapıyorum. Ne yapabiliriz diye. Bunu da arkadaşlar arada bir böyle 2 günde 3 günde bir hava almasını sağlayacağız. Ve şu selpak hiç kuru olmaması lazım. Sürekli nemli kalması lazım. Arada nemini kaybettiği zaman az bir şey bir su ilave edip tekrardan süzebiliriz. Bakın şöyle bir çalışmam var. Şu anda kıvırcık. Kıvırcığın çillenmesi şu küçük küçük yerlerden hafif bir çil bırakacak gibi gözüküyor. İnşallah bırakır. Eğer bu da kıvırcık da çil bırakırsa bakın şurada aşağıda var zaten görebiliyor musunuz? Beyaz köşesinde. O çiller biraz daha büyüdüğünde bunu da toprakla birleştirip saksıya almayı düşünüyorum. Kıvırcık yeterli olmayabilir bir ev için, aile için ama denemek amaçlı yaptım bunu da arkadaşlar. Hatta şurada bir tane de böyle yaptım. Şişenin içine koydum. Bunda da çillenme olacak mı? Bu da bir bunu da deniyorum şu anda. Bu iki tane kıvırcık eğer çok güzel çil bırakırsa toprakla buluşturacağım bunları. Toprakla buluşturduğum zaman en azından kendi yani hem denemiş olmuş olacağım. Sonuç ne olacak? Ben de merak içindeyim. Şurada bir tane soğanım var. Soğanım bu soğan ne diyecekseniz arkadaşlar bu kendisi büyüdü. Normalde ben hani soğanı keseriz atarız ya. Ben kesip atmadım. Dedim bir bunda da bir deneme yapayım. Bakalım çil bırakacak mı? Daha çil bırakmadı ama çil bırakmasa da bunu nemli tuttuğum için şu görüyorsunuz filizini. Filizini verdi yani. Yeterli olmayabilir dediğim gibi ama bunlar deneme çalışması arkadaşlar. Bakın burada bir kırmızı soğanım var. Bu kırmızı soğanı da marketten almıştım.
Dedim bunda da bir deneme çalışması yapayım. Ayrıyetten. Bakalım çillenecek mi? Suyun içine görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bir çillenme. Bembeyaz. Ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar bunda hiç yoktu. Gerçekten şu içindeki siyahları görebiliyorsunuz. Onlar vardı sadece. Bunlar sonradan çıktı. Ve gayet şu anda sağlıklı. Ben bunu tekrar koyacağım. Yetmiyor ama hani diyeceksiniz bir tane soğan yeter mi? Yetmez. Evet. Aile olarak bir ailede yetmeyebilir bu soğan ama yine de ben bunları denemek amaçlı kendimce böyle bir çalışma hazırladım. Ve gerçekten de şunlar yoktu. Bunlar daha yeni büyüdü. Ve gerçekten de bayağı bir uzadı. Bunu da toprakla birleştirmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında bilmiyorum siz ne dersiniz? Sizin fikirleriniz nedir? Sizce birleştirmeli miyim toprakla yoksa bu şekilde devam mı etmesi gerekiyor? Bunu bu şekilde yapmamın da yani şu su şişesini kestim. Tamamen içine girmesin diye üstler şu üst bölgeler çürümesin diye. Çünkü aşağıdan alsın suyu direkt kökten alıp bu şekilde gelişsin diye düşündüm, kestim. Bunu kendim bu şekilde bir uyguladım ama bilmiyorum ne kadar yani daha önce de hiç böyle bir şey görmemiştim. İlk defa ben yaptım galiba şu anda. Bakın bunun ne kadar büyüdüğünü siz de görebiliyorsunuz zaten. Benim kız arkadaşım var. O da bu şekilde birkaç tane şey yapmış ama bu şekilde değil. Onunkiler daha farklı. O toprağın üstüne direkt. Saksı üstüne. Yani saksının içinde toprak ve toprakla buluşturmuş. Ve onun gerçekten soğanları gayet güzel gelişmiş. Ama ben suda denedim. Topraksız. Topraksız suda bakalım olumlu sonuç şu olumlu olduğunu gösteriyor ama daha köklenmedi bu. Bu da herhalde köklenir diye düşünüyorum diğer bunun gibi. Çünkü bunda da hiç kök yoktu. Ama gayet güzel oldu. Ve şurada bir çalışma var. Roka. Bu rokanın da arkadaşlar kök kısımlarını şey yapmadım. Atmadım. Dedim acaba dedim çillenme olasılığı olabilir mi diye. Dedim bir tane deneyeyim. Şu anda gayet sağlıklı duyuyor, sağlıklı gözüküyor ama şu alandan çil vermesini bekliyorum. Şu alandan çil verirse bunu da toprakla birleştirmeyi düşünüyorum. Rokamızı. Bunları deneme amaçlı çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Kendimce birkaç şeyde olumlu sonuç alabilir miyim, alamaz mıyım? Onunla ilgili çalışıyorum. Bunda çok güzel, gayet güzel olumlu sonuç aldım soğanımızda. Ve şöyle bir tane daha var arkadaşlar. Bu Japon gülü diye söylüyorlar. Bunu da çiçekçiye gitmiştim. Ve şu anda evet. Gerçekten de gülü var. Bu güzel. Bu gerçekten de çok hoş. Bunu görmemiştim arkadaşlar. Bakın. Gülü var ama bu da gerçekten o kadar güzel açıyor ki bembeyaz açıyor. Ben
Çiçekçi'de bunun aynısını gördüm. Bembeyaz açmış ve birkaç dalını kırmış atıyordu. Dedim atma onları. Çiçekçi arkadaşa dedim atma bunları bana ver. Ben bir değerlendireyim bunları. Bir çalışma yapayım bunların üstünde. Bakalım suya koydum. Bunların da çillenmesini bekliyorum. Arasında gerçekten de o kadar güzel çiçek açan çiçekler var ki eğer bunlardan da kök çıkarsa bunları da toprakla birleştirmeyi düşünüyorum. Şu anda bunun hiç pek de çillenecek bir şeye benzemiyor ama belki çillenir. Ama şunların gerçekten de çillenirse çok harika olur diye düşünüyorum. Çünkü bunlar da gerçekten Japon gülü ama rengini çok beğendim ben. Şurada da bakın. Şurada da bakın arkadaşlar. Burada da bir tane çiçek var. Bu mavi açıyor arkadaşlar. Mavi çiçek olur mu diyeceksiniz. Mavi beyaz çiçek açıyor. Bakalım bunlardan da gerçekten de köklenme olursa bunlar daha 2 günlük. 2 günlük bir çalışma şu anda. Eğer gerçekten de bundan kök alabilirsem çok müthiş olacak. Bakın şurada da hatta var. Bunlar da onun gibi. Mavi beyaz açıyor arkadaşlar. Çok harika. Şu anda belki çiçeğini size gösteremeyeceğim ama hatta vardı. Beklerseniz ben çiçeği alıp geleyim. Size de göstermiş olurum bu arada. Evet arkadaşlar çiçekçi arkadaştan almıştım. Demiştim hatta. Bana bir tane örnek olarak verebilir misin diye. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu içinde hafif bir beyazı var. Minicik. Geri kalan kısımlar masmavi. Ve kokusu gerçekten de çok güzel. Eğer arkadaşlar bunlarda köklenme olursa direkt düşünün böyle, bu şekilde bir çiçek açacak. Şu dediğim gibi Japon gülü de çok güzel bir renge sahip. Tam beyaz değil, tam krem rengi değil ama gerçekten de çok güzel bir çiçek. Onun çiçeğini vermedi çiçekçi arkadaş ama bundan bir tane verdi. Ben de bunu saklamıştım. Bakın ne kadar güzel, değil mi? Dediğim gibi arkadaşlar, eğer bu çiçekler şuralardan, şu bölgelerden, özellikle şu bölgelerden çil verecek. Eğer çil verirse ben de bunu toprakla birleştireceğim ve bu şekilde bir çiçeğe sahip olmuş olacağım. Daha sonrasında da artık belki bilmiyorum, başka arkadaşlara da şey yapabilirim, verebilirim. Çünkü ben dikince böyle denemelerde falan yaptığım zaman birçok arkadaşıma da çiçek veriyorum.
Çok güzel, çok kokusu da harika arkadaşlar. Hani renginin güzelliği gibi kokusu var mı diyeceksiniz. Evet, güzel bir kokuya da sahip. Adını daha şey yapmadım ama tuhaf bir ismi var. Çiçekçi arkadaş söyledi ama unuttum adını. Evet. Şu anda bu kadar diyebilirim. Çalışmalarımı size gösterdim. Umarım inşallah bunlarda çillenme olur ve toprakla buluştururum ben de. Şöyle bu şekilde bir çiçeğimiz olacak. Eğer olursa. Arkadaşlar çok teşekkürler. İzlediğiniz, dinlediğiniz için. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı ve destek olmanızı bekliyorum. Ben de elimden geldiğince herkese gitmeye çalışıyorum, destek vermeye çalışıyorum ve her zaman da destek vereceğim yani. Bazı arkadaşların videolarını oynattım. Oynatacağım dediğim birkaç arkadaşlar vardı. Onların videolarını oynattım. Çünkü birbirimize destek olmalıyız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son günlerde salgın var diyorlar. Arkadaşlar bu salgın, ben de salgına yakalanmışım galiba. Bilmiyorum tam olarak. Doktor salgın. Şu anda senin rahatsızlığın salgın dedi. O yüzden bol bol limon, nane tüketirseniz salgına karşı biraz da olsa önlem almış olursunuz. Lütfen evinizden limonu eksik etmeyin. Yani belki sevmeyenler vardır ama yine de çayınıza 2-3 damla da olsa limon sıkın. Çayınıza olabilir. Ilık suyun içine de sıkıp içebilirsiniz arkadaşlar. Benim çalışmam bu kadar. Ama gerçekten de şu olaya gerçekten de bayıldım. Gerçekten de. Yani muhteşem olacak. Eğer toprakla birleştirdiğimde de yaşarsa bilmiyorum, isteyen arkadaşlara da bakın dediğim gibi bunları ve diğerlerini eğer saksıda kumda yaşatabilirsem isteyen arkadaşlara da gönderebilirim. Ejder meyvesi, kırmızı içli ve çekirdekli. Harika, çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Bakın ne kadar güzel duyuyor ya. İşte Allah'ın işi. Yani Allah isterse olur, isterse olmaz. Her şey Allah'a kalmış bir şey. Çok teşekkürler. Çalışmalarımı size gösterdim. Umarım beğendiniz. Kıvırcıklar da biraz daha büyüse yesek. Bu arada limonu da çıkartmadım. Çok yağmazlık yapıyor diye. Teşekkürler, sağ olun. İyi günler dilerim hepinize. Lütfen dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun hepiniz. İyi günler.